Sorumlu Emlak Danışmanlığı Eğitim Programı. Arkadaşlar merhaba. 120 saatlik Emlak Danışmanlığı Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtarak eğitim programımıza başlamak istiyorum. Ben Ümit Altınay. Türk Hak ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından akredite olmuş, ulusal yeterliğe sahip kalibrasyon, deney, belgelendirme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşlarda, yani UDK'larda, sınav yapıcı ve değerlendirici eğitim uzmanı olarak görev yapmaktayım. Ayrıca 1990 yıllarında başladığım iş hayatıma, kuyumculuk, Bellona Mobilya Bayiliği, gıda ve 94'lü yıllarda gayrimenkul sektörlerinde faaliyette bulundum. Yani gayrimenkule 94'lü yıllarda başladık ve şu anda hala gayrimenkul sektörü içindeyiz, devam ediyoruz diyebilirim. 1997 yılında Sakarya Emlak Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu üyesi, 1999 yılında Adapazarı Emlak Şurası kurucu üyesi, aynı zamanda ikinci başkanlığı ve Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu'nun TEMFET'in kurucu üyesiyim. Arkadaşlar, emlak ve gayrimenkul ne demek, ne anlama geliyor? İsterseniz önce oradan eğitimimize başlayalım. Müşteriye odaklı işletme, satıcıların istekleri, pazarı büyütmek, yani bir emlak ofisinin sahibi olabilir, bir işleri sahibi olabilir, bir işletme olur. Satıcıların istekleri neler olabilir arkadaşlar? Şimdi onlara bir göz atalım. Pazarı büyütmek veya pazarını büyütmek, yeni satış kanalları, rekabet avantajı sağlayacak bilgi, kültüre ve davranışlara dayalı bilgi, tercih edilmek, kurumsal verimlilik. Peki alıcıların istekleri nelerdir? Nasıl satıcıların istekleri varsa alıcıların da bazı istekleri olabiliyor. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Satıcı seçimi, en ucuz fiyatlar, satıcı güvencesi, ürün güvencesi, teslim alma kolaylığı, kullanım kolaylığı ve ödeme kolaylığı. İnternet dengeyi alıcılar lehine değiştiriyor. Biliyorsunuz ki son zamanlarda özellikle pandemi döneminde internetten alışverişler çoğaldı. Peki internet dengeyi alıcılar lehine nasıl değiştiriyor? Ülke sınırları tanımayan seçenekler artıyor. Fiyat bilgisi kolayca bulunuyor. Alıcılar arasında deneyimler paylaşılıyor. Özellikle fiyat karşılaştırmasında internet ortamında çok daha kolay bir şekilde fiyatları karşılaştırabiliyoruz. Ve hangi mağazada, hangi iş yerinde fiyat daha uygunsa o ürünü oradan almayı tercih edebiliyoruz. İnternetin çok büyük faydaların olduğunu özellikle pandemi döneminde görmüş olduk. Evet, taşınmaz gösterme belgesi. Gayrimenkul ofisinize bir müşteri geldi. Dedi ki şurada elinizde bir daire var. Ben bu daireyi görmek istiyorum. Siz de hadi gidelim hemen bakalım edelim gösterelim dediniz. Kalktınız gittiniz gösterdiniz. Sonra geldiniz ofisinize müşteri ayrıldı gitti. Sonra bir hafta sonra başka bir müşteri geldi. Tekrar o daire müşteri götürdünüz. Bir baktınız ki daire satılmış. Bir baktınız ki sizin bir hafta önce götürdüğünüz müşteri o dairede oturuyor. Kötü bir durum. Peki bunun önüne geçmenin yolu var mı? Evet var. Nedir? Taşınmaz gösterme belgesi hazırlayıp bunu müşterinize imzalatmanız gerekiyor. Gelin beraber inceleyelim. Değerli dostlar, alım satımına veya kiralanmasına aracılık edilen taşınmazın alıcı veya kiracıya gösterilmesi hizmeti, her bir taşınmaz için ayrı ayrı taşınmaz gösterme belgesi düzenlenmek suretiyle verilir. Evet, taşınmaz gösterme belgesinde asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir. Dediniz ki gel kardeşim otur, tabii ki daireyi size biz gösteririz ancak bizim gösterdiğimize dair size bir taşınmaz gösterme belgesi imzalatacağız. Birçok müşteri belki buna yanaşmayabilir. Ancak bunu net ve açık olarak anlatırsanız emin olun müşteri buna ikna oluyor ve belgeyi imzalıyor. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Umut ederim bu bilgiler doğrultusunda girmiş olacağınız sınavlarda da inşallah başarıya ulaşırsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz.